Hayırlı sabahlar amca, nasılsınız? Hoş geldin, kendine ne yiyin? Mutlu günler deyin. Amca adı ne? Ali Karahan, Burunçayırlıyım. Burunçayır nereli amca? Köy, kendi köyüm. Kendi köyü? Evet. Sizin isminiz ne? Ahmet. Neyiniz oluyor? O avrat tarafından uzaktan hala çocukları geliyor. Efendim, bir de yalan yok. Söylediğimi sözün ardındayım. Ali amca. Efendim. Sen niye burada kahvaltı ediyorsun sabahın bu saatinde? Yok. Evde kimsem yok. Niye? Yenge nerede? Yenge hasta. Yemek hazırlamıyor mu kahvaltı? Efendim, çayı ben pişirsem yerine kim kahvaltı hazırlıyor? Ben pişiriyorum çayı. Çorbamı ben yapıyorum. Bir de yalan yok. Niye? Hasta. Ha hasta. Geçmiş olsun ya. Ömrüme bereket. Oğlan yedi oyunu etti. Çoban da yedi koyunu etti. 28 sene ikimizdik. Aa. Böyle çal. Buyur. Çalışıyor. Çalışan ben köylüyüm. Çalışırım. İş yapıyor. Resmenlik yapıyorum. Çiftçilik yapıyor. Çoluk çocuk nerede? Çoluk çocuk hepsi kayboldular. Niye? Evlendiler, yolu yuva kurdular. Ben yoksuz kaldım. Sana bakmıyorlar mı? Yok, yaradan bakıyor. Çok şükür Allah'a. Yaradan bakıyor, başka kimse bakamaz. Oğlum kızım, elim gözüm. Var mı paran, sorarlar halın. Yok mu paran, gel rezil olan sensin. Evlat da olsa sana para mı sorarlar? Varsa yerler, yoksa vermezler. Varsa alır yerler. Ya Ali amca, öyle olur mu? Anne baba insan para efendim, sorar mı? Efendim, ben doğruyu söyleyeyim, Allah şahidim. Sen de huzurumdasın. Sözümün deriyim. Ama senin sırtın yere gelmez Ali amca. O yaradan bilir, ben ne bileyim. Çocuklar Avrupa'da sana euroları efendim, yollamıyorlar mı? Telefon ediyorlar mı desene. Telefon da mı etmiyorlar? Ya efendim, ben konuşmayayım. Ne var oğlum? Anacığım, vay mutlu yaşam. Vay uzun ömürlü olasın. Gelecek günlerin adını olsun. Amin. Mutlu görevler dileyim. Biz amin. De misafirik. Evet. Misafirik. Hepimiz misafiriz. O zaman da özümüzle, kişiliğimize sahip çıkak, hakkımızı razı olak. Cemiyete saygı duyak. Anasını da mı aramıyorlar? Anasını ne bileyim, haberim yok. Sen ayrı mısın hanımından? Yok, ayrı değilim ama onun telefonu ayrı, benim telefonum ayrı. Bilgim yok. Sen telefona bakmıyor musun yengenin? Benim telefonuma, yok. Niye? Sınırı geçmem. Onun sınırı ayrı, benim sınırım ayrı. Ama olur mu? İnsan kontrol eder. Öyle kontrol ettim ben. Ne bileyim ben. Böyle bir şey bilmem ben. Niye Ali amca? Yok. Bizde bir karar. Benim telefonum var mı? O bana müdahale etmez. Ben ona müdahale etmem. O senin telefona bakmıyor mu? Bakamaz. Neden? Bakamaz. Yasak mı? Yasak tabii. Niye? Bir sınır var. Niye? Olabilir. Ama olur mu? Siz karı kocasınız. Efendim. Ya biz gariban köylüyüz. Siz tahsilli insanlarsınız. Estağfurullah. Ya değil. Ali amca bak şimdi bunun okumakla okumamakla alakası yok. Bir insan evliyse hanımının telefonuna bakmaz mı? Kocasının telefonuna bakmaz mı? Bakmam. Merak etmiyor mu? Yok, etmiyor. Aa. Onu yaradan yaratmış. Yalan söyleme demiş. Kulakını yeme demiş. Elin namusuna bakma demiş. Bir kere. Ali amca, efendim? Sen şimdi bir de kendi telefonuna baktırmamak için onun telefonuna bakmıyorsun değil mi? Bakmam. O sana bakarsa sen de ona bakarsın. Bakmam. Ben ablam özür dileyim. Ben 7 devleti 72 milleti gördüm de kendime uyarı bulamadım. Niye? İşte gezdim, hala bu yerdeyim. Niye kendine uyanı bulamadın? Ne arıyordun ki? Ya kafamca bulamadım, inancım da bulamadım. Dürüstünü o dürüst olamadım. Beni söyletme. Beni söyletme. Yenge duymasın, bırakıp gider seni vallahi. Ya bir de bırakma. Ya ölür be, ben ölürüm. Öyle bırakmama bizde. Bir kere. Burada öyle değil mi Adıyaman'da? Ben de böyle. Ama genelde böyle ya. Ha, şimdi kim bırakacağım? Ben ona kadar verdim mi? Gelin. Onunla kötüğüne alıştın mı? O benim tamamlayıcım, ben onun tamamlayıcısıyım. Doğru. Niye? Benim gururumda onun gururu yok mu? Var tabii. O terezi niye vurmuşlar? Doğru. Hak yemedi. Ya beni oynatırım ablam ya. Doğru. Ablam, ben çileden çıkartma. Doğru. Özüme sözüme inancıma sahibim de. Sen niye kendine göre bulamadın o zaman? Kafama uyar inancımla beraber bu yolu bulamadım ben. Böyle bozulmamış altını bulamadım. Sen de bulunmasız hit kumaşı mı arıyorsun? Arıyorum, hala da arıyorum. Aaa! Valla arıyorum, bak burada hala arıyorum. Dürüst olacak. Böyle dönmeyecek. Hani bırakmıyordun yengeyi? Bırakmıyorum ama neyi arıyorum? Dürüstlüğü arıyorum. Niye, yenge dürüst değil mi? O dürüst değil demedim. Sen anlayamıyorsun. Beni mi eleştiriyorsun? Ben doğruyu söylüyorum. İnancımla, kişiliğimle, doğru yolunla, şu memlekette hizmet etmeyle bulacağım. Kolay bulamayacağım. Memlekette ben kurs görüyorum, staj görüyorum. Öyle geçiciyim ben burada. Siz şimdi burada kahvaltıda ne yiyorsunuz? İşte gördüm, peynir, salatalık, biber, salatalık, domates, çay. Bunları Allah ne verdiyse kısmetimiz oymuş.
elhamdülillah demişik. Çok şükür. Ha. Allah bereket versin. Ömrüne bunu bulamayan bereket. Da var. Ömrüne bereket. Mutlu yaşa. Sen de Ali amca. Gelecek günlerin aydınlığı olsun. Sağ olasın Ali amca. Hadi bakayım. Peki bu biberleri fırından mı getirdiniz? Yok, bizim kendimiz üretimimiz, fırında pişiriyoruz. Ha. Ne faydası var mesela Ali amca? Ne faydası var? Vitamini ben ondan alıyorum. Çoğunluk biber hemen hemen yemeğin birinci personeli diyeceğim. Personeli. Efendim, yalan söylemiyorum. Ali amca peki peynir ne peyniri? Davar peyniri bitti, ineklerden olur. Gel amca gel. Hayırdır, sen kahvaltıya mı geldin? Aleyküm selam. Buyur. Kahvaltı. Aa, birbirlerini öpüyorlar. Yok. Niye? Yusuf Güllü. O benim kader arkadaşım. Ne yapıyor? Onu bak bir dakika, onu ben kader arkadaşım. Yusuf amca gelsene. O güvenilir biri. Senin kadar. Buyur. Sana güvendim, yanıma geldin mi? He. Ona da güvendim, Allah da şahidim onu. Kötüğün arkadaşım dedim. Dine beni. Ben sözümün eriyim. Yusuf amca nasılsın? Sağ olasın, sağ olasın. O benim, ben oyum. Buyur. Yusuf amca, kankanı öptün sabah sabah. O benim, ben oyum. Aranız nasıl, güzel mi? Bozulmamış. Bak. Aramız bozuk olduğu için öpüşüyor. Ali amca, efendim? Sen tıraş olmuşsun. Yusuf amca niye tıraş olmamış? O kendini sordu, benim değil. Ali amca, efendim? Siz kankasınız, peki eşleriniz de kanka mı yengelerde? Yok, onlar. Niye? Benimki Erzurum'dan geliyor, buna yerlisi. Ya siz zaten böyle kankalar, eşlerinizi kanka efendim, yapmıyorsunuz. Ya. Birbirlerine söylemesinler diye. İç içerimize fazla girme, orası biraz derin. Bizi devreye girerim, devreye bizi boylar. Niye? İşte devreye derin olur. Ha? Korkuyorsunuz siz, hanım köylüsünüz vallahi. O benim, ben oyum, tamamlayıcım ya. Eşin değil mi? Elbet, tamamlayıcım ya. Ama işte Yusuf amcanın, bana çay yok mu? Ben bana de da var. Sen, sağ ol abi. Efendim. Teşekkürler. Beş dinin üretimi. Ay, ay ne güzel, ne güzel. Kara ilaç, kara doktor. Kara kurmuyor. Kara kurmuyor ama doktor bu. Bu nereden geldi Ali amca? Bu bahçemizden geliyor. Bunun faydaları ne? En kaliteli doktor bu. Sana kan üretir. Peki kahvaltıda yiyor musunuz bunu? Bana verin, ben yiyeyim ya, bana versene amca, gel. Alacağım. Bu poşete koyalım. Yok, ben yiyeceğim şimdi Ali amca. Sen şimdi Ali amca. Ye, beni bağırtma. Şimdi yemeyeyim mi? Ye. Çekirdeğiyle yiyeceksin. Çekirdeğine yiyeceksin. Sana doktor olacak. Çekirdeğiyle yiyeceksin onu. Zaten ilaç çekirdekte. Ah benim canım amcalarım ya. Efendim ya. Oh. Otu kıymatını bil de bozulma. Meşhur Beysli üzümü, kara üzümü. Kara kurunur. Kara kurunur. Kara kurunur üzümü. Beysli kara kurunur. Meşhur üzümü şu anda elimde. Kire pazarında amcalarım ikram ettiler. Kana faydalıymış. Hazır doktormuş. Gerçek. Politik doktor. Teori doktor. Öyle değil. Öyle değil. Net. Bu ne? Bu pakanda işte. Beysli'nin hakiki bayağı verir. Beş düzümü dedi. Ha. Evet, bak, Ali amcamın elinde. Bak, Beşli'nin hakiki Beşli'nin peygamber üzümü. Geç ha. Evet, tadına bakıyorum sizin öyle için. Öyle şey yok. Kahvaltıda yenir mi bu Ali amca? İstediğin şekilde yiyin. Ne zaman yersen yiyin. Ne zaman, o senin isteğine bağlı. Her zaman yiyebilirsin. Ne faydaları var? Ne? Ay. Şeker yiyeceğin, onu yiyeceğini becerim. Şeker hormonu bu, hormonsuz. Kilo yapmaz mı bunlar? Yok, kilo yapmaz. Bu kadar şeker atılmaz. Şu üzümün şiresi. Başka bir şey yok. Ha, bu pestilde sadece bu üzüm işlesin var. Deperlerler. Geç ya, bak. Peki Ali amca, ben evet. Bunlardan biraz yiyeyim. Ye. Sen nasıl evlendin? Kara düzen. Görücü usulü mü? Ne görücü? Yok, gördüm. Erzurum'dan geldi. Nereden buldun ama? Ne? Köylüyüm. Hocam ben nerede buldum? Ha, burada buldum. O da sen böyle mi buldun? Ya köylü müydü? Niye bulmayı? Allah'ın emriymiş. Köyde görüştük. Beğendin mi peki? Beğenmedim. 58 sene olmuş, daha yetmiyor. Oo, maşallah. Nasıl ya? Peki bu kadar uzun evliliğin sırları ne Ali amca? Ne? Peki bu kadar uzun nasıl evlilik sürdü? Yok, demek ki o benim tamamlayıcım, ben onun tamamlayıcısıyım. Az önce yok diyordun, tamamlayıcı bulamadım diyordun. Ya, ben kendime uyarı bulamadım, dikkat ederim. İnancı buna, dürüst. Ki kafama uyup boyum... Tüm organlara sahip çıkacak dürüst adam bulamadım. Neşen yerinde maşallah, Allah bozmasın. Moral olmazsan yaşayamazsın. Evet. Bunca moral. Sağlıklı hayatın sırrı, mutluluk. Yengem seni mutlu etmiş hep. Ali amca hep böyle keyifli mi? Aynen. Güvenim efendi. Ali amca ne oluyor? Dursana benden, herkese laf yetiştiriyor. Daha ne diyorlar?
Kendini tamamen söylesen elbisemi soy diyorlar. Dinemiyor mu? Ben de başa bir şey var, onu çıkartıyor. Ben de çıkartıyor. Nacağı çıkartıyor. Peki Ali amca, sen niye bu şalvarla geziyorsun? Bu benim memleketimin şey, giyim usulü böyle. Ama şey rahat oluyor değil mi Ali amca? Ne şey? Bu daha rahat değil mi? Ayakkabılarına bakayım mı? Sıkıştırıyor bu ayakkabıları demiş. Ayakkabılarına. Aha ne bak, memleket öyle diyor bak ha. Ay! Bu ne? Naca. 28 senedirli bende bu. Ne bu? Naca. Bu benim babam. Ali amca, ben korkuyorum senden ya. Ali amca, sen bunu niye taşıyorsun? Korkumdan. Kimden korkuyorsun, düşmanın mı var? İçimden korkuyorum. Kendinden? Tabii önce içimden korkuyorum. Aa. Tabii önce içimden korkuyorum, dışımdan ne diyeyim ben? Peki dışımdan bu... daha kötü bu. İçimi korkuyorsa dışım daha kötü. Elimden aldı. Ne yani? Bu üstündeki ne? Bu deri, aslan derisinin şeyi. Bu leopar yahu. Leopar, leopar. Ha, aynen. Aa, aa. Ne diyor? Dünya güzeliyle kahvaltı yaptım diyor. Ya. Ya benim içim güzel, dışım güzel. Ne olacak? Hiç. Dünya mı kalacağım? Hiç. Evlat, bacı, emmi, dayı dedi. Aynen. Akımı razı oldum, elhamdülillah dedi. Allah razı olsun. Öldüm ben mı? De ne güzel sohbetle kahvaltı mutlu ettim. Görevler dedim. Öyle sohbet mi olur? Yalan amca mısın? Gelsene sen de. Yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Şükür, şükür. Üretimimiz bu. Ne var hani burada? Bak pestil var, üzüm var. Oo, bundan insişamda kayısı. Onun içine. Bir şey olmaz. Sende para çok galiba. Boşla. Dolu abo. Ben kazancımı yiyeyim. Nerede para var? Para yok ki. O boşla. Arp ekmeğe bana bal olur. Olmayınca ne yiyeceğiz? Hep para mı? Ne parası anıla? Ha, para mı var burada? Sana verin, para varsa içinde. Hani bakayım, çıkar bir paraları. Bak hala hani. Yok yok. O bir et. Yok ki. Anlamal beni söyletme. Kalem. Ay kıyamam. İhtiyacı defter neye var ki? Buralarda var mı? Benim sevgilimin fotoğrafları var. Sevgilinin fotoğrafları mı var? Gel gel yanıma gel. Sandalyeyi bir verir misiniz bana? Gel amca. Hala gelin hala. Başıma böyle olmayın. Gelin. Gel amca gel. Dünya güzelliğiyle kahvaltı yapıyorsun lan. Ben hayatta yapmadım. Ana cennet adına başıma topla. Gel amca gel. Adresini al da ondan sonra cevap ver. Amca. Şu güzel cevap verme. Amca adın ne? Battal. Battal amca. Senin sevgilin nerede? Bah nerede biliyor musun? Nerede? Her rıhtımda var. İzmir'de var. Aa! Aydın'da var. Antalya'da var. Mersin'de var. Mersin'de var. Yenge nerede? Yenge hasta ya. Aa, ama buradan duyarsa üzülür. Yok, hiçbir şey demez. Niye biliyor musun? Evlen diyor. Aa, niye? Git evlen diyor. Varsa bir tane bul bana. Yavaş. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben daha kendime bulamadım Battal amca. Sana nasıl bulayım ya? Var bir de var. Bizim gereği yok. Bozulma. Battal amca, evet. Peki sana niye diyor git başka kadın getir? Seni başından mı savmak istiyor? Ben kadın için. Ama yapma ya, günahtır ya. Yenge çok üzülür ya. 11 köyün güzel kızını ben aldım ama hastalandım. Hastalandı diye sen şimdi kadını bırakacak mısın? Yok, evinde oturacağım. 11 köyün güzel kızını nasıl aldın Battal amca? Aşık oldum aldım. O da sana aşık oldu mu? Sonradan oldu. Yaşam bitti. Sonradan mı oldu? Amcalarım, canlarım, sohbetinize doyum olmaz. Sizi çok sevdim. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Ben pestilimi, üzümümü alıp gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.